Ekonomi'den mutlu hafta sonları sevgili seyirciler. Ben Özlem Saraç. 24 ekibi olarak Türkiye'nin her hafta sonu farklı illerini gezmeye devam ediyoruz. Bugün göller ve güller diyarı olan Isparta'dayız. Bu güzel şehir ve ülke adına çok değerli çalışmalar yapan iki başarılı konuğumuzla birlikteyiz. Biz bugün Isparta'nın verimli topraklarına yetişen ürünleri, ekonomisini, sanayisini, projelerini konuşacağız ama öncesinde kısa bir film hazırladık. Onu izleyelim. Ardından konuklarımızla birlikte buradayız. Dünyaca ünlü halısı, tabiat harikası gölleri ve eşi benzeri olmayan gülleriyle tarihi 6000 yılı aşkın bir marka şehir Isparta. Tarih boyunca pek çok kültürün egemenliği altında kalan Isparta toprakları, en son olarak 1391 yılında Yıldırım Bayezid tarafından Osmanlı toprağına katılmıştır. 450 bine yakın nüfusuyla Türkiye'nin nüfus yoğunluğu bakımından 46. sırasında yer alan Isparta, %69 şehirleşme oranına sahiptir. Ekime elverişli topraklarının büyük bir kısmında gül yetiştiriciliği yapılan Isparta'da, bağcılık ve elmacılık da oldukça gelişmiştir. Milli parkları ve gölleriyle ülkemizin en güzel illerinden olan Isparta, ülkemizin yaşanabilir iller sıralamasında 5. sırada yer almaktadır. Halılar, göller ve güller diyarı olarak bilinen Isparta, yapılan yatırımlarla her geçen gün önemli bir eğitim, kültür, sağlık, turizm ve sanayi şehri haline gelmektedir. ...1146 iş yerlik, 3 adet küçük sanayi sitesine sahip ilde, toplamda 430 hektarlık, ikisi aktif toplam 3 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 2086 kişiye iş imkanı sağlayan bu organize sanayi bölgelerinde toplam 83 firma bulunmaktadır. Isparta ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda %21'lik bir oranla gıda ürünleri imalatı sektörünün ilk sırada yer aldığı görülmektedir. ...2012 yılında 96 olan ihracatçı firma sayısını 2013'te 103'e yükselten Isparta, 136 milyon doları aşkın dış ticaret hacmine ulaşmıştır. Sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 380 olan Isparta, toplam sanayi işletmesi içerisinde %0.5'lik bir oranla sanayisi orta gelişmiş iller arasında yer almaktadır. Isparta, Kalkınma Bakanlığı'nın 2011 yılında yayımladığı illerin ve bölgelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralamasında 21. sırada yer almaktadır. Böyle köklü bir kuruluşu ortaya getirdikleri için 140 yıl önce aslında dünyanın geleceğini sizin atalarınız demek ki Türkiye'de en iyi gören insanlarmış. Isparta'mızın da günden güne değiştiğini, geliştiğini görmek de benim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. 1867 yılında kurulan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, yüzyılı aşan süre içinde Isparta'nın bir ticaret ve sanayi kenti olması için yoğun çabalar harcamıştır. TS, ISO N9000 kalite yönetim sistem belgesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği akreditasyon belgesi sahibi olan Oda, E-Oda projesi sayesinde teknolojiyle paralel bir çalışma sistemi yürüterek 5000 üyesine daha iyi ve daha hızlı hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Dünya gül yağı üretiminin %65'ini sağlayan Isparta'da, kozmetik sanayinin kurulmamış olmasının önüne geçmek isteyen Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, gülün süs bitkisi statüsünden çıkarılarak yağlı tohumlu bitkiler statüsüne alınmasını sağlamıştır. Oda girişimleriyle Ispartalı gül üreticilerine %102 oranında artan bir mazot ve gübre desteği sağlanmış, Isparta, Gül'ün Yolculuğu Tanıtım Otobüsü çalışmasıyla 13 il ve 44 ülkede Isparta ve Isparta Gülü'nün tanıtımı yapılmıştır. Müzik
Ülke üretiminde birinci sırada olan Isparta elmasının ihracat gücünü arttırmak için çalışmaları devam eden Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, üyesi olduğu Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın teşvik ve destekleriyle yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmekte ve uygulamaktadır. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, UMEM Beceri 10 Projesi ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Gelişim Akademisi çalışmaları kapsamında sektör ihtiyaçlarını dikkate alarak Isparta'da işsizlik sorununu çözmeye ve firmalara nitelikli ara elemanlar kazandırmaya devam ediyor. ...1996 yılında kurulan Isparta Ticaret Borsası, 349 üyesiyle Isparta'ya hizmet etmektedir. Ana hedefi, hayvansal ve zirai tarım ürünlerinin ticaretini geliştirerek tarımsal sanayiyi ön plana çıkartmak olan Isparta Ticaret Borsası, üyelerinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir. Isparta Ticaret Borsası'nın üyelerinin dağılımı, yaş meyve ve sebze, hububat ve bakliyat, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağlı tohumlar ve ıtri bitkiler olarak çeşitlenmektedir. 2001 yılından itibaren kendi binasında hizmet vermeye devam eden Isparta Ticaret Borsası, hizmet kalitesini sürekli geliştirme amacıyla Türk Standartları Enstitüsü ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Akreditasyon Belgesi almaya hak kazanmıştır. Isparta'nın ve ürünlerinin daha iyi tanıtılması amacıyla 2005 yılından bu yana Isparta Ticaret Borsası öncülüğünde Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı yapılmaktadır. Birçok ilde eğitime yatırım yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Isparta'ya yapacağı 24 derslikli Endüstri Meslek Lisesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla protokol imzalandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası ve Isparta Ticaret Borsası, Isparta ekonomisinin daha da güçlenebilmesi ve hemşehrilerinin refah içinde bir hayat sürdürebilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya devam edecektir. Sevgili seyirciler, Konuşan Ekonomi programını Isparta'dan gerçekleştiriyoruz. Çok değerli konuklarımız var demiştim. Az önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ahmet Adar, siz hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, çok verimli topraklara sahip bir şehir dedik burası için ama öne çıkan ürünü tabii ki gül. Tabii bunun yanı sıra elması var, kirazı var, halıları ve Göller Bölgesi. Sizler de kanaat önderleri olarak şehrin ekonomisine ciddi katkılarda bulunuyorsunuz ve çok önemli sorumluluklarınız var. Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odası olarak sizinle başlamak istiyorum. Çünkü sizin de borsanızın, sizin de çalışmalarınızın çok ciddi ekonomiye faydaları, değerleri var. Öncelikle bize Isparta Ticaret ve Sanayi Odanızın bir ekonomi faaliyetlerinden bahseder misiniz? Öncelikle Göller ve Güller Diyarımıza hoş geldiniz. Ve izleyicilerimizi, tüm üyelerimizi ve Ispartalı vatandaşlarımız adına saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Isparta'mız biraz öncesini saydığınız gibi çok yönlü, çok çeşitli bir şehir. Ekonomimiz açısından da çok güçlü çalışmalarımız var. Burada gördüğünüz gibi önce gül dediniz, ben gülden bahsedeyim. Gül ve gül ürünleri, gül yağından sonra üretilen kozmetikler. Mobilya sektöründe. Maden sektöründe mermer ve pomza yataklarımız var. Önemli, değerli. Onun dışında kazan sanayimiz önde gidiyor. Tekstilimiz var. Evet. Organize sanayimizde çalışan fabrikalarımızın içerisinde süt ve süt ürünleri, hayvancılıkta önde gidiyoruz. Yani tarım, hayvancılık, turizm, sağlık sektörlerinde önde giden bir ekonomimiz var. Güçlü bir ekonomiyiz. Daha da güçlenmek için de mücadele içerisindeyiz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bu iş adamlarımızın, bize üye olan 5100 iş adamımızın sektörlerindeki ilerleme için gerekli olan tüm çalışmalarda yanlarındayız. Ve gelişmeler açısından, yurt dışına açılma açısından, yurt içindeki çalışmalar açısından her zaman destekliyoruz. Ve ekonominin gelişmesi için de
büyük bir mücadele veriyoruz. Evet, mücadele veriyoruz derken ben hemen ticaret borsasına geçmek istiyorum. Çünkü siz de bu şehir adına önemli bir lokomotif görevi görüyorsunuz. Çünkü önemli ürünler yetişiyor burada. Borsanın, ticaret borsanın özellikle dünden bugüne hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Öncelikle Türkiye'nin elma bahçesi Isparta'mıza hoş geldiniz. Teşekkürler. Isparta Ticaret Borsası 1996 yılında Isparta ticaretinin ve ekonomisinin canlanması için tüccar ve sanayiciyi, üreticiyi bir arada birleştirerek ticari faaliyetlerin artması, hı hı, ve ekonomiye katma değer sağlaması üzerine kurulmuştur. Hı hı. Isparta'mızda yetişen gülümüz var. Elmanız var. Elmamız var. Kirazımız var. Evet. Kayısımız var. Evet. Kirazımız özellikle yurt dışı pazarlarına çıkmaktadır. Sofralarda göremiyoruz değil mi iç piyasada? İç piyasada tabii fiyattan dolayı görülemiyor olabilir ama gene de iç pazarda da var. Özellikle Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz. İngiltere'ye ihraç ediyoruz. Elmamız Türkiye'de 700 bin tonun üzerinde elma yetiştiriyoruz. Ve bu ürettiğimiz elmaları da iç pazarda ve yurt dışı pazarlarında satıyoruz. Evet, tabii ki çok önemli faaliyetlerde bulunuyorsunuz borsa olarak ama Ticaret ve Sanayi Odası ile devam etmek istiyorum Şükrü Başkanım. Siz 7 ay önce geldiniz, öyle değil evet, mi? Bayrağı 7 ay önce evet, teslim aldınız. Bu arada hayırlı olsun dileyelim. Teşekkür ederim. Çalışma alanlarınızdan ve çalışma faaliyetlerinizden bahsetmek istiyorum. Özellikle organize sanayi bölgesi var ve çok önemli bir de ekonomi kampüsü kuruyorsunuz. Evet. Bunlardan bize bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi organize sanayimiz gerçekten Türkiye'nin kurulu organize sanayi içerisinde önde giden, hı hı, ilk başlarda olan, tüm altyapısı hazırlanmış çok güzel bir organize sanayimiz var. Şu anda dolmak üzere. Son zamanlarda gördüğümüz ilgi alakadan dolayı organize sanayimizin de doluluğumuz yükseldi. Burada neden daha böyle güzel diyoruz? Çünkü konum olarak coğrafi durumda çok önemli bir yerde. Altyapısı tamamen hazırlanmış, bitmiş. Hı hı. İçerisindeki santral, elektrik santralleri kendisine ait. Doğal gaz içerisinde. Demiryolu içerisinden geçiyor. Önünden E5 karayolu geçiyor. Havaalanı 3 kilometre mesafede. Hı hı. Herhangi bir yatırımcımız geldiği zaman havaalanında uçağımızla 3 kilometre içerisinde tesisine ulaşabiliyor. Limana uzaklığımız 1,5 saat. Hı hı. O kadar güzel bir yerdeyiz ki mesela evet, içerisinde biyolojik ve kimyasal arıtma olan bir arıtma tesisimiz var. Hı hı. Her türlü arıtmaya açık olan 8 metreküplük bir arıtma. Bu tabii bizim oradaki önemini artırıyor organize sanayinin. Hı hı. Gerçekten burada olmak, burada iş yapmak yatırımcı açısından, hı hı, çok onlara faydalı olacak ve zorluk çıkarmayacak bir konumda. Hı hı. Parselleri çok düzgün, köşe parsel, hı hı, böyle dört, evet, köşe. Bunlar önemli şeyler. 150 binden fazla ağaç var içerisinde. Oksijeni bol bir bölge. O açıdan biz organize sanayimizin çok çok güzel olduğunu biliyoruz ve yatırımcılarımızı burada görmek istiyoruz. Evet. Şimdi aynı şekilde şu andaki organizamızın aynı büyüme alanı var. İkinci büyüme alanı. Şu anda onu açmak için bir mücadele içerisindeyiz. Büyük parseller olarak çalışıyoruz. Burada mutlaka güzel çalışmalar olacak. Havalanı dedik. Ekonomi kampüsünden bahseder misiniz? Ekonomi kampüsünden bahsedeyim. Ekonomi kampüsü deyince Türkiye'de ilk bir proje. Bunu seçimden önce biz bunu yapacağımızı, hı, anlatmıştık ama Allah nasip etti. Şu anda başladık. Bunun içerisinde nedir ekonomi kampüsü? Biz bir ticaret ve sanayi odası olarak içerisinde bizle beraber ticaret borsamız, evet, Batı Kalkınma birlikte Ajansımız. Birlikte çalışıyorsunuz evet, değil mi? Ortak bir çalışma. Yani aynı binanın içerisinde, hı, olacağız. Hizmet kalitemizi artırmak, hı hı, istiyoruz. Üyelerimize daha kolay hizmet verebilmek için. Bizim bölge ajansımız var. Türkiye'de olan ajanslardan bir tanesi de Isparta, Antalya, Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansımız var. Onunla beraber COSGAP var. O içerisinde olacak. Hı hı. TSE birimleri içerisinde olacak. Dış ilişkiler içerisinde olacak. Kırsal kalkınma içerisinde olacak olan bir bina. Şu anda projesinin ihalesine çıktık. Yarışmayı açtık. O projelerden bir tanesini beğendik. Proje aşamasındayız. Hı hı. Ve bu ne zaman faaliyete geçecek peki? Şu anda proje aşamasındayız. Sanırım böyle 1,5 veya 2 yıl içerisinde onun içerisine hep beraber taşınacağımızı düşünüyoruz. Böylece buradaki Isparta'nın ekonomisi de gelişmiş olacak. Amacımız da şudur tabii, biz burada akredite bir odayız. Tabii. Akredite oda demek. O konuya geleceğim başkanım az öyle sonra. Bir peki, burada biz hizmeti, hı hı, en kaliteli şekilde üyelerimize sunmak istiyoruz. Tabii. Yani burada bir Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'na proje hazırlayacak bir üyemiz borsaya gitmesi gerekiyorsa, evet,
ticaret odasına gelmek istiyorsa veya herhangi bir TSE birimine gitmek istiyorsa hepsini tek kapıdan girdikten sonra bir anda işini görmesi. Çok önemli. Kaliteyi yükseltmek istiyoruz ve hepsini beraber bir yere toplamak istiyoruz. Üyelerimizin hizmet kalitesini artırmak amacımız. Evet, kalite çok önemli diyelim ama biz burada elmaları görüyoruz. Evet. Hakikaten çok büyük elmalar ve buranın da zaten önemli bir ürünü. Ülkemizdeki elma ve kiraz üretiminin de önemli bir kısmı zaten Isparta'da. Öyle değil mi başkanım? Evet. Evet. Peki ne kadar verilere baktığımız zaman kaç ton üretiliyor, ne kadar ihraç ediliyor? Bir de karakteristik özelliklerinden bahseder misiniz? Dünyada Türkiye 3. elma üreticisi. Isparta'da Türkiye'de yetişen 2 milyon 800 veya 3 milyon ton civarındaki elmanın %25'ini, yani sofralarda tükettiğimiz 4 elmadan bir tanesini Isparta'da üretiyoruz. Bu ürünlerimizi hem iç pazarda hem de dış pazarda satıyoruz. 2009 yılında başlatmış olduğumuz bir kampanyamız var. Ticaret Sanayi Odası ve bütün sivil toplum örgütlerimizle günde bir elma yiyin kampanyamız var. Günde bir elma işte kalbe, kolesterole çok faydalı. Evet, şekere faydalı. Özellikle biz bu kampanyamızı yemesi gerekiyor. Sağlık açısından hem de kozmetik açıdan da faydalı. Evet efendim. Biz Türkiye'nin elma bahçesi olarak Isparta'mızdan Türkiye'ye seslenmek istiyoruz. Bizim günde bir elma yiyin kampanyamıza destek istiyoruz ve hem sağlığınız için hem de iç piyasadaki tüketimi artırmak için günde bir elma yiyin. Şöyle diyebilir miyiz başkanım? Elma giren eve doktor girmez diyelim mi sayın diyelim. Başkanım? Doğrudur sayın başkanım. Peki ne kadar ihraç ediyorsunuz? Veriler nedir peki? Isparta'da 650 bin ton, 700 bin ton civarında elma üretiliyor. Bunun yanında